La ilahe illallah. La ilahe illallah. Auzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Gökler ve yer dolusu hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak O'na ibadet eder ve ancak O'ndan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine ve ashabının üzerine olsun. Hasreten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli kardeşlerimin üzerine olsun. Buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca, Allah katındaki kusurlarınız, günahlarınız affedilsin. Yine buraya teşrif ederken attığınız adım sayısınca Allah katındaki izzet ve şerefiniz de arttırılsın. İnşallah buradan evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, huzur, hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin. Sevgili kardeşlerim, şu an İslam alemine gözlerimizi çevirdiğimizde içlerinde bulunmuş oldukları acı durumdan nasıl kurtulabilirler? Bu acı durum içerisinde İslam ümmetinin mustazafları, mazlumları ne yapmaları gerekiyor diye düşündüğümüzde Kur'an-ı Kerim'in Buruç suresinde Ashabul Uhdud kıssasıyla önce kendimize, önce nefsimize, sonra da mazlum olan bütün müminlerin yolunu aydınlatacak bir konuyu gündeminize taşımak istiyorum. Öncelikle bu kıssaya değinmeden önce dört hakikati ortaya koymaya çalışacağım. Allah-u Teala istifade etmeyi öncelikle kör nefsime nasip etsin ve inşallah dudaklarım arasından çıkacak doğru sözlerle de yol bulmayı Rabbim sizlere kolaylaştırsın. Sevgili kardeşlerim, bu önemli kıssaya geçmeden önce değineceğimiz birinci hakikat, Allah'ın kitabının tamamıyla her bir sözünün, her bir harfinin yine kendisine ait olmaya iman etmek. Rabbime sonsuz derecede hamd ediyorum. Yarattığı bütün varlıklar adedince alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Hamdolsun Allah'a ki Allah tertemiz sözlerini içinde barındıran kitap ile bizi müşerref kıldı elhamdülillah. Allah'a hamd ediyorum ki harama bakan gözlerimiz, günahkar ellerimiz, paslaşmış kalplerimiz o çok şerefli mecid olan kitabın sayfalarında dolaşmak gibi büyük bir lüks ile karşı karşıya elhamdülillah. Allah'a hamd ediyorum. Yaratan, yaşatan, şekil veren ve bütün eşya üzerinde ezici bir hakimiyeti elinde bulunduran Allahu Teala ile aciz, fakir, noksan Adem oğlunun buluşma noktası Kur'an-ı Kerim'dir kardeşler. Allah'a hamd ediyorum ki bütün ulvi vasıflara sahip olan Rabbimiz insan oğlunu kale aldığını, umursadığını gösterdiği en büyük burhanı da yine Kur'an-ı Kerim'dir elhamdülillah. Kardeşlerim, bu kitap harflerinden harekelerine kadar, içinde bulunan ayetlerden surelere kadar tamamıyla aziz ve celil olan alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir elhamdülillah. Bu kitaba bu şekilde değer ve önem vereceğiz kardeşler. Bir filozofun, bir edebiyatçının, bir tarihçinin, bir akademisyenin veya bir siyasetçinin kitabına verilen değerin üstünde değer vereceğiz. Ama asla iki kapağının süsüne, sayfasının kalitesine
yayın evinin ismine aldanarak bu kitaba yaklaşmayacağız. Tamamen alemlerin Rabbi olan Allah'tan geldiğine iman ederek elimizde mevcut olan iki kapağa sahip çıkacağız. Bundan dolayı Rabbimize hamdü senalar olsun. Kardeşlerim, değineceğim ikinci hakikat, bu çok şerefli, mecid olan kitaba hiçbir beşer elinin ve zihniyetinin değinmemiş olmasıdır. Asla tahrif ve tahribata uğramamış olmasıdır. Elhamdülillah ki bu hakikat da çok önemlidir kardeşler. Müşrikler, kafirler, şu an bu dönemde yaşayan oryantalistler Kur'an'ı tahrif etmek için ne kadar tuzak kurdularsa o tuzağın içerisine kendileri gömüldü elhamdülillah. Yeryüzündeki hiçbir zorba Allah'ın kitabını tahrif etme konusunda bir başarı elde edemediler. Allah bir alimin ifadesiyle insanları göğün o düzgünlüğüne, inceliğine, hassaslığına baktırıp eğer bu gökyüzünde bir çatlak bulursanız diyerek meydan okuyup bulamayacağını ifade edip de gözleriniz hor ve hakir bir şekilde tekrar yeryüzüne gelecek diyerek meydan okurken asla ve kat'a diyor kitabında herhangi bir çatlaklık bulundurmaz. Allahu Ekber. Göğüne bir çatlaklığı izafe etmeyen Allah Adem oğlunu yol göstermek için indirdiği kitabında asla bir hataya yer bırakmaz elhamdülillah. Üçüncü hakikat kardeşler. Kardeşlerim, elimizde bulunan kitap her bir sayfasında ilahi hikmeti içerisinde barındırmaktadır. Her bir sayfasında, verdiği hükümde, emirlerde, yasaklarda, konuya değinişinde, uslubunda, usulünde, metodunda, kendine has söylemlerinde, hitap edişlerinde muhakkak ki içerisinde ilahi bir hikmeti barındırmaktadır. Asla malayani ifadeler Allah'ın kitabında yer almamaktadır. Bu üçüncü hakikatten sonra bizim konumuzu teşkil eden dördüncü hakikat şudur kardeşler. Allah'ın kitabında Allah Azze ve Celle Adem oğluna eğitmek, Adem oğlunu terbiye etmek adına değişik öğrenim ve öğretim teknikleri kullanmıştır. Bunlardan bir tanesi de konunun daha iyi anlaşılması için Kur'an'da kıssalara yer verilmesidir kardeşler. Müşrikler, kafirler, mal bulmuş mağripli gibi bir araya gelip Muhammed ancak ve ancak esatirul evvelin, öncekilerin masallarından hikayeler anlatıyorlar. Muhammed insanları başkalarının hikayeleriyle kandırıyor. Halbuki bu sözler Allah'a ait değil, kendisine aittir deseler de Allah Subhanahu ve Teala Yusuf Suresi 111. ayetinde kitabı içerisinde yer alan kıssaların hikmetinden bahsetmiş. Yemin olsun ki lakat kâne fî kasasihim diye geçiyor. Yemin olsun ki Allah yemin etmeye hiçbir zaman ihtiyaç duymayacak bir muktedirliğe sahiptir. Ama kulları anlasın, kalpleri pekişsin, zihirlerin meseleyi kavrasınlar diye Allah lakat kâne fî kasasihim diye başlamış. Yemin olsun ki bu kitap içerisindeki kıssalar akıl sahipleri için dersler ve ibretler alınsın diye anlatılmıştır. Allahu Ekber. Evet, akıl sahipleri için. Akılları ve yürekleri paslanmış olanlar değil, fıtratlarına göre hareket eden, selim fıtratlarına göre yön bulmaya çalışan mümin erkek ve mümin kadınlara ders ve ibretler nazarında inmiştir kardeşler bu kıssalar. Ey Müslümanlar! Ey peygamber, ey peygamberin ashabı, ey müminlerin anneleri, yürüdüğünüz yolda acıyı mı yudumluyorsunuz? Sizden önceki selefinizin hatıralarını, hikayelerini, hayat tarzlarını okuyun, kalplerinize şifa bulun. Ey mümin erkek ve mümin kadınlar, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu takip ettiğinizden dolayı alay konusu mu oldunuz? Aldatıldınız mı? Alnınızın çatından vuruldunuz mu? İhanete mi maruz kaldınız? Sizden önceki selefin kıssalarında sizin için dersler ve ibretler vardır. Ey mümin erkekler ve mümin kadınlar!
Sakın bahçe sahiplerinde olan adamlar gibi dünyaya meyletmeyin. Değilse hem dünyanızı hem de ahiretinizi harap bir hale getiririm. İşte bunda sizin için dersler ve ibretler vardır. Evet, kıssalardaki hikmetler bunlardır aziz dostlar. Bunlar müminler için bir derstir. Kafirler için ise korkutucu bir kırbaçtır kardeşler. Ey müşrikler, ey kafirler, Allah'ı inkar edenler, peygambere sırt çevirenler, vahyi görmezden gelenler, dönün selefinize bakın, inkar ettikten sonra başlarına neler gelmiştir, dersler ve ibretler çıkartın. Evet, o yüzden kardeşlerim, bu dört hakikati zikrettikten sonra şimdi önce kör nefsimize, sonra şu yeryüzünde mustazaf duruma düşürülmüş, ellerinden nimetleri alınmış, Rabbim Allah'tır dediği için de her geçen gün acıları bir zehir gibi yudumlayan mümin erkek ve mümin kadınlara fayda olması için inşallah gündemimize taşıyacağız. Allah-u Teala istifade etmeyi hem size hem de bana nasip etsin. Tabii biz bu olay Buruç kıssasında anlatılsa da en detaylı şekli İmam Müslim'in sahihinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin rivayetinde geçmektedir. Biz bu hadisi tek tek okuyarak okuduğumuz yerlerden dersler, ibretler çıkartacağız. Allah-u Teala sabretmeyi, bu anlattığımızla istifade etmeyi tekrar bizlere nasip etsin inşallah. İmam Kurtubi rahimeullah diyor ki bu olay İsa aleyhisselamın vefatından çok uzun yıllar sonra, Peygamber aleyhisselamın doğumundan da biraz öncesinde Necran bölgesinde zuhur etmiş bir olaydır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ashabul Uhdud'la alakalı olayı en detaylı şekliyle şu şekilde gözlerimizin önüne seriyor. Buyuruyor ki: sizden öncekiler arasında bir kral vardı. Onun bir de sihirbazı bulunmaktaydı. Bu sihirbaz yaşlanınca krala dedi ki: ben artık yaşlandım. Sen bana genç birisini gönder ki ben ona büyü yapmayı öğreteyim. Kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den önce cinler ve şeytanlar gökyüzünden bilgiyi aşırıp, vahyi aşırıp, yeryüzünün en habis ruhlu insanlarından biri olan kahinlere getirirlermiş. Tabii ki net bilgiyi getirmiyorlar. İçine yalan, iftiraları kata kata kahinlere bilgi veriyorlar. Bu kahinler de gaybla ilgili bir bilgiyi elde ettiklerini zannedip insanlar üzerinde bir etki oluşturmaya çalışmışlar. Burası kahinlerle alakalı bir meseledir. Ancak unutmayın ki her bir kralın yanında da iktidarını güçlendirmek için bir tane de kahin, sihirbaz bulunmuştur kardeşler. İnsanları etki alanında bırakabilmek için sözleriyle, hareketleriyle, ortaya koymuş oldukları icraatlarla şeytan ve cinler tarafından yardım alan kahinler, sihirbazlar iktidar sahiplerinin güçlü bir değneği olmuştur. Nereye kadar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelene kadar. Peygamber aleyhissalatu vesselam geldikten sonra Allah-u Teala şeytanların ve cinlerin gökten haber kaçırıp yeryüzüne indirme konusunda onlara bir mühlet vermemiştir. Hemen Allah Subhanahu ve Teala Mülk Suresi 5. ayetinde öyle buyuruyor: ateşten toplar, taşlar göndererek şeytanları gök ehlinden, sema ehlinden bilgi almasını engellemiştir elhamdülillah. Şimdi ancak bugün yeryüzü iktidarları yanlarında çok büyük bir büyüyü bulunduruyor. O da ne kardeşler? Dünya süsü kardeşlerim. Bugün yeryüzünün tağutları, zorbaları, idarecileri, sultan ile Kur'an'ı birbirinden ayıranların elinde bulunan en büyük büyü yeryüzünün süsüdür kardeşlerim. Müminlerin de dahil olduğu en büyük tehlike dünyevileşmedir. Ve bakın, bu iktidarın elini güçlendiren en büyük sihirbaz da
medya ayağı olmuştur kardeşlerim. İktidarını kuvvetlendiren, devletini güçlendiren, sözünü kuvvetlendiren en büyük sihirbaz da medya olmuştur kardeşler. Peki hakikati ortaya koyduğundan dolayı mı? Hayır. Kahinler ve büyücüler gibi meseleleri çarpıtıp yanlış bir yöne çektiklerinden dolayıdır. İnşallah onların da büyüsünü ortadan kaldıracak en büyük değnek Musa Aleyhisselam'ın asası, biz önceden bahsetmiştik. Zilzal suresi gibi ahireti anlatan, yakınlaştıran surelerdir kardeşler. Allah-u Teala istifade etmeyi bizlere nasip etsin. Kral kahinin bu teklifine bir genci getirerek karşılar. Kahin gün içerisinde bu gence büyü yapmayı öğretirken genç yolda bir rahip ile karşılaşır. Ki İmam Kurtubi, Allah ona rahmet etsin, tefsirinde şöyle bir ifade buyuruyor. O dönemlerde bazı kahinler gizli bir şekilde manastırda tevhidi davet ediyordu. Bize de şu hakikati öğretiyorlar. Şartlar ne kadar zor olursa olsun insanları irşad etmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Şu an aleni davet yapabiliyoruz. İnsanlara açık bir şekilde mesajımızı ulaştırabiliyoruz. İster kamera karşısında, isterseniz canlı yayında sokaklarda, fark etmez. Ama kardeşlerim, 100 yıl öncesi Türkiye'sinde olduğu gibi bir günle karşı karşıya kalabiliriz. Allah denilmesinin yasak olduğu bir dönemle, bir iktidarla karşı karşıya kalabiliriz. Kur'an'ın samanlıklarda yakıldığı, camilerin, hayvanların ahırlara döndüğü bir döneme tekrar dönebiliriz. Bu kıssadaki rahip, tevhid akidesinin asla terk edilmeyeceğini, bu davetin en zor şartlar altında dahi icra edilmesi gerektiğini bize öğretiyor kardeşler. Çünkü bakın, İmam Kurtubi diyor ki, o dönem rahipler manastırlarında gizli bir şekilde hem tevhid akidesini yaşıyorlar, hem de anlatmaktan asla vazgeçmiyorlar, boyunlarının vurulması pahasına. Elhamdülillah. Genç rahiple tanışınca onun sözleri onun hoşuna gider. Ve rahiple oturduğu münasebet çerçevesinde, zaman kaybında kahine uğradığında da kahin tarafından da dayak yiyor. Çünkü kahinin yanına geç gidiyor. Rahibe şikayete geldiğinde bakın rahip şöyle bir tevili ona öneriyor. Sen kahinin, sihirbazın yanına gittiğinde geç kaldığın zaman ailem beni alıkoydu. Ailenin yanına geç gittiğinde de büyücü beni alıkoydu dersin. Bu meseleyi bu şekilde atlatırsın diyerek tevilin yolunu öğretiyor. Yahu yalan değil mi hocam? Arkadaşlar, insanların başlarının kesildiği, testerelerle ortadan ayrıldığı, hakikatin öyle izhar edilebileceği bir dönemden bahsetmiyoruz. Bunu ileride göreceğiz kıssada. O yüzden bu tevile muhtaç bir olaydır. Yalan bir ifade değildir. Kandırmaca değildir kardeşler. Bir davanın ve davetin korunması adına söylenilen garip, sarf edilmeyecek sözlerdir kardeşler. Genç rahipten derslerini alınca bir gün yolda yırtıcı bir hayvanla karşılaşıyor. Müfessirlerin ifadesiyle bu yırtıcı hayvan kimisine göre aslandır, kimisine göre yılandır, kimisine göre yırtıcı bir kuştur. Genç şöyle bir söz söylüyor. Bugün sihirbazın mı, büyücünün mü, yoksa rahibin mi haklı olduğunun çıkacağı bir gündür. Allahu Ekber. Yani gencin içerisinde bir takım tereddütler var. Neden olmasın kardeşler? O tereddütlerin aynısını bir zamanlar biz yaşamadık mı? İnsanlar bize hakikati anlattılar. Doğruyu anlattılar. Hakkı anlattılar. Onlarca hak olduğunu söyleyenler kafamızı karıştırdı. Ve biz hakikate yürüme konusunda zayıf davrandık. Gencin düştüğü tereddütü aynısını bir zamanlar biz yaşadık. Ve genç alemlerin Rabbi olan Allah'a döndü, şu sözleri söyledi. Ey Rabbim, eğer rahibin bulunduğu konum kahinin bulunduğu konumdan evla ise, senin katında daha değerli ise,
bu vahşi hayvanı öldür, insanlar rahat etsin. Ve genç elinde bulunan taşı atar, hayvan oracıkta ölür. Ve gencin kalbine Allah o mutmainliği yerleştirir elhamdülillah. Daha sonra içinde bulunmuş olduğu durumu rahibe bildirir. Ve rahip şu sözleri söyler. Ey genç der, bu saatten sonra sen benden daha üstün bir konuma geldin. Yalnız şimdi altını çiziyorum kardeşler. Aynen şu sözler yine rahibe aittir. Bu saatten sonra belalar ile sınanacaksın. Allahu Ekber. Eğer bu akidede yaşamak istiyorsan, bu akidede yol almak istiyorsan, bu akidenin davetini yapacak isen belalarla sınanacaksın. Kim olursa olsun fark etmez kardeşler. İşte diyor o anda, o sırada asla benden haber verme. Yani beni gizle. Bu akideyi sana öğrettiğimi krala asla bildirme. Ve genç Allah-u Teala'nın izniyle şöyle ulvi bir makama yükseliyor. Anneden doğma körlerin iyileşmesine vesile oluyor. Alaca hastalığına yakalanmış. Abraş dedikleri kelleye yakalanmış. İşte kaşları dökülmüş, saçları dökülmüş, sakalları dökülmüş, bıyıkları dökülmüş. İnsanlara şifa verme konusunda Allah ona güzel bir yetenek verdi elhamdülillah. Ve kralın kör bir arkadaşı, ama olan bir arkadaşı çocuğun bu içinde bulunduğu meziyeti öğrenir, yanına gelir. Ne olur şuraya dikkat çekilin kardeşler. Adam geliyor diyor ki, eğer beni şu körlükten kurtarırsan, amalıktan kurtarır isen şu hediyelerin hepsini sana vereceğim. Genç ne der kardeşler? Der ki şifa benim elimde değildir. Şifa alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Eğer Allah'a iman edersen ben sana dua edeceğim, Allah da sana şifa verecek. Allahu Ekber. Bu sahih kıssayı kendi kerametlerine delil getirenler acaba şifayı kendi ellerinde mi görüyorlar, yoksa alemlerin Rabbi olan Allah'ta mı görüyorlar? Kalplerini sorgulasınlar. Genç tevhid akidesini tekrar söylüyor kardeşlerim. Şifa diyor bende değildir. Yetenek bana ait değildir. Şifa tabip olan, alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Ve adam kardeşlerim oracıkta iman ediyor. Allah'a teslim oluyor. Allah da ama olan gözlerine vahyediyor ve görmeye başlıyor. Adam bir gün kralın yanına geliyor. Yanına oturduğunda kral onun gözlerinin gördüğünü fark ediyor. Sen diyor nasıl şifa buldun diyor. Nasıl iyileştin? Gencin durumundan bahsediyor. Ve ancak şu sözleri söylüyor. Bana diyor şifayı alemlerin Rabbi olan Allah verdi diyor. Şimdi dikkat edin kardeşler. Kral bu sözleri duyunca sen diyor benden başka diyor kendine bir Rab mı ilan ettin diyor. Allahu Ekber. Benden başka diyor bir Rab mı edindin diyor. Asıl Rab benim, ilah benim, şifayı verecek olan güç de benim, bütün yeryüzünün iktidarı elinde bulunduran benim dercesine firavunlaşan bu adama o arkadaşı dedi ki bana şifayı ancak Allah veriyor. Senin de Rabbin, benim de Rabbim olan Allah bu şifayı verdi. Ve o adamı orada tutuklatıyor. Ağır işkenceler neticesinde bu akideyi kim öğrettiyse ona onu söyletiyor. Ve gencin ismini veriyor. Kral genci getirtiyor kardeşler. Gence de aynı işkencelerde bulunuyor. Asıl bu meselenin kaynağı nereden geliyor? Kral bunu öğrenme derdinde. Ve rahibe kadar ulaşıyor. Rahip de tutuklanıyor. Cezaevine konuluyor. Kral bu üç mümin erkeği bir araya getiriyor. Öncelikle rahibe. Bakın şu sözleri söylüyor. Asla sen bunu nereden öğrendin? Bu yetenekler sana nereden geldi söylemiyor. Diyor ki dinini terk edeceksin. Dinini terk edeceksin. Rahip diyor ki asla diyor. Dinimi terk etmeyeceğim. Dinini terk etmediğinden dolayı rahibin başına Resulullah'ın ifadesiyle tam diyor şu saç bitimi kısmından diyor bir testere konur. Gövdesi diyor ikiye ayrılıp yere düşer diyor. Daha sonra ama olan şifa bulan arkadaşını getirtir. Der ki diyor dinini terk edeceksin. Diyor ki asla diyor dinimi terk etmeyeceğim. Onun da başına aynı yerden testere konuluyor. Vücudu ikiye bölünüyor kardeşlerim. Daha sonra genç getiriliyor. Diyor ki dinini terk edeceksin.
İslam'ı bırakacaksın. Allah'ı inkar edeceksin. Rab olarak Allah'ı değil, ilah olarak Allah'ı değil, beni kabul edeceksin dediği zaman genç diyor ki asla diyor bunu kabul etmiyorum. O zaman Allah bu gencin yaşamasına mühlet veriyor kardeşler. Allah bu davayı o Necid bölgesinden, Necran bölgesinde yaymayı murad etmişti. O genç ölmeyecekti. Rahip ölecekti. O ama olup şifa bulan ölecekti. Ama Allah o gencin eliyle bir bölgeyi ihya etmeyi murad etti. Ve yanında bulunan askerlerine dedi ki bu genci alın, en yüksek dağın zirvesine çıkartın, oradan aşağı atın. Askerler götürdüler. Gençle beraber dağın zirvesine geldiklerinde genç şöyle dedi. Allah'ım beni dilediğin şekilde koru. Ve bir anda dağ sallanmaya başlıyor kardeşler. Sallanınca askerler yuvarlanıyor, ölüyorlar. Genç sağ salim inerek şehre kralın yanına geliyor. Bu akide kralın eliyle yeryüzüne hakim olacak kardeşler. Necran bölgesine hakim olacak. Genç kralın yanına gidiyor, kaçmıyor. Allah gencin kalbine bunu yazmıştı. Ben olsam kaçardım. Sen olsan belki o bölgeyi terk ederdin. Ancak Allah o gencin kalbine öyle büyük bir cesaret ve şecaat koydu ki o gencin eliyle kralın atacağı okla o bölge ihya olacaktı kardeşler. Ve genç kralın yanına gittiğinde kral diyor ki nasıl kurtuldun? Beni diyor alemlerin Rabbi olan Allah kurtardı. Allahu Ekber. Bileğim değil, yeteneklerim değil, bilgim değil. Alemlerin Rabbi olan Allah beni kurtardı. Bu sefer yanındaki askerlere emrediyor. Diyor ki bunu denize götürün. Denizin diyor tam ortasında eğer bulunduğu dini terk etmezse bırakın boğulsun. Denizin ortasına geldiğinde genç diyor ki Allah'ım beni dilediğin şekilde kurtar. Nasıl umuyorsan, nasıl istiyorsan, nasıl uygun gördüysen ben senin kurtarmana, koruyuculuğuna teslim oldum. Ve bir anda gemi alabora oluyor. İçindeki askerler boğulup ölüyor. Genç yüzerek karaya çıkıyor ve kralın yanına gidiyor. Ve ona şu sözleri söylüyor. Diyor ki beni öldürmek mi istiyorsun? Ben diyor sana bunun yolunu öğreteceğim diyor. Nasıl? Bütün diyor insanları topla. Meydana getir. Her biri bir araya gelsin. Kadını, erkeği, çocuğu, yaşlısı, genci, bilgilisi, bilgisizi ne olursa olsun. Hepsi bir araya gelsinler. Sonra dedi beni bir ağaca asacaksın. Bir ağaca bağlayacaksın. Sonra benim diyor okluğumdan, dikkat edin, benim okluğumdan, senin okluğundan değil, haram bulaşmış okluğundan değil, zulüm bulaşmış okluğundan değil, benim okluğumdan, saf, temiz kalpli bir çocuğun okluğundan ok alacaksın. Sonra çocuğun Rabbinin adıyla atıyorum diyerek oku bırakacaksın. Ve diyor ben oracıkta vefat edeceğim. Allahu Ekber. Evet kardeşler, kral çocuğun dediklerini harfiyen yerine getirir. Oku atar, tam şu alnından vurur. İmam Tirmizi'de şöyle bir rivayet geçiyor. Ömer bin Hattab aktarıyor. Çocuğun alnına ok girdiği sırada çocuk eliyle şöyle alnına getirir. Orada tutar. O şekilde vefat eder. İnşallah şehit olmuştur. Ondan sonra onu o şekilde gömerler. İmam Tirmizi'nin ifadesiyle Ömer bin Hattab döneminde bu çocuğun bulunduğu mezarın açıldığına dair rivayet var. Açtıklarında bakıyorlar ki gencin eli tam böyle alnında, vurulduğu yerde. Elini çekiyorlar, kan taptaze fışkırmaya başlıyor. Elini koyuyorlar, kan duruyor. Allahu Ekber. Aziz dostlarım, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kıssayı anlatmakla, bu kıssanın en detayına kadar, en detaylı yerine kadar anlatmakla bu din uğruna ölmemiz gerektiğini bize harfiyen göstermektedir. Bu din uğruna, bu dinin aziz olması adına, İslam dininin yeryüzüne hakim olması için, kalplerin İslam'la yeşermesi için canların feda edilmesi gerektiğini, kanların akması gerektiğini, yeri geldiğinde ırzların kirletilmesi gerektiğini Peygamber aleyhisselam bu kıssayla bize gösterdi kardeşler. Ve genç oracıkta vefat ediyor. Peki sonuç? Sonuç ne oluyor biliyor musunuz? Kralın hiç tahmin edemediği bir olay gerçekleşiyor. Vezirleri hemen koşuyor. Gördün mü diyor, korktuğun şey başına geldi. Neden? İnsanlar hep beraber şu sözleri bağırıyorlar. Biz
gencin Rabbinin adına iman ettik. Allahu Ekber. Allah varsa problem yok dediler. Allah varsa iman ediyoruz dediler. Öleceğiz, yakılacağız, kesileceğiz, biçileceğiz. Ama Allah'a iman, asla vazgeçmeyeceğiz. Ve kral dedi ki hemen sokak başlarına hendekler kazın. Uzun hendekler kazıyorlar kardeşler. Bir rivayette 39 diye geçiyor en az. İnsanlar kadınıyla erkeğiyle bu ateş çukurlarının kenarına kadar getiriliyorlar. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor. Diyor ki tam o ateş çukurunun kenarında elinde yeni doğmuş, tabir yerindeyse annesinin memesinden kopmayan bebekli bir kadın vardı. Tereddüt etti diyor. Atlayıp atlamama arasında karar veremedi. Allah çocuğu dile getirdi. Dedi ki anne ateşe atla, zira sen hak üzeresin. Allahu Ekber. Ve anne o ateşin içerisine atlıyor kardeşler. Tıpkı Firavun'un kızlarının, hanımlarının saçlarını tarayan berber ya da kuaför maşite, diyelim ki rahmetullahi aleyh, o kadın gibi. Biliyor musunuz? Tam 4 tane evladı gözlerinin önünde yakılıyor kardeşler. 4 tane evladı öldürülüyor. En küçüğü var, en küçüğü. En küçüğüne sıra geldiğinde kadın tereddüt ediyor. Aynı sözleri söylüyor. Korkma diyor anne. Ateşe atla, zira sen hak üzeresin elhamdülillah. Bakın kardeşler, geçen gün Arakan'la ilgili bir video izledik. Belki şu anda basında yayınlanmayan bir görüntüyle karşılaştım. Aynen ifade şu. Yaşlı bir teyze, öyle yorgun ki, üzerinde öyle bir yorgunluk, üzgün, hüzünlü bir alamet var ki, vallahi o kadının yüzünü gördüğümde, o yaşlı teyzenin yüzünü gördüğümde, hem gözlerim hem yüreğim halen orada kalmıştır. Vallahi de o kadının yüzünü gördüğüm anda, o içerisinde bulunan burukluğu, acıyı, hüznü şahit olduğum esnada aklıma hemen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bahsettiği şu olay geldi kardeşler. Spiker soruyor, içindeki bulunduğu durumdan bahsediyor. Diyor ki biz Arakan'ın içerisinden diyor kaçtık diyor. Dikkat edin ne olur kardeşlerim. 4 kızım ve diyor bir oğlum gözlerimin diyor önünde diyor ateşe atıldılar diyor. Allahu Ekber. 4 kız, bir oğlan gözlerimin diyor önünde ateşe atıldılar. Ondan sonra mescide dönüyor kameralar. Mescitte yaşlı bir ihtiyar. Benim diyor gözlerimin önünde diyor o sokaklarda insanlar kollarından bacaklarından tutularak ateş çukurlarının içerisine atılıyordu. Allahu Ekber. Şimdi aziz kardeşlerim, bu sünnetullah böyleydi. 1000 yıl önce de vardı. 2000 yıl önce de vardı. 3000 yıl önce de vardı. İsa aleyhisselam döneminde de oldu. Musa aleyhisselam döneminde de oldu. Peygamberler de bu sıkıntıyı yaşadı. En yakınındaki kardeşleri de bu sıkıntıyı yaşadı. Onları takip edenler de bu sıkıntıyı yaşadı. Şu an alem birileri bu sıkıntıyı Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da, Çeçenistan'da, Arakan'da, Somali'de, Sudan'da, Filistin'de, aman ya Rabbim, dünyanın her yerinde aynı sıkıntıyı yaşamaktalar ve yaşamaya devam edeceğiz. Peki bunun sebebi nedir kardeşler? Bunun sebebini Allah kitabında, ama ben öncesinde o videoda kendisine sorulan soruya kadının verdiği cevapta söyleyeceğim kardeşler. Peki bunun sebebi nedir diye söylenildiğinde o yaşlı kadın, hüzünlü kadın, yüzü nurlu olan kadın, inşallah yüzünde cennetin ışıklarının hüzmeleri yansıyan kadın dedi ki sadece Rabbimiz Allah'tır dediğimiz için. Allahu Ekber. Rabbim Allah'tır dediği için. Allah'ı Rab olarak kabul ettiklerinden dolayı. Allah'ı tek ilah olarak kabul ettiklerinden dolayı. Yeryüzünün hükümranlığını, sultanlığını elinde bulunduran tek gücün Allah'a ait olduğunu ikrar ettiklerinden dolayı. Sadece o Allah'a secde ettiklerinden dolayı. Sadece o Allah'ı andıklarından dolayı. Sadece o Allah'ı zikrettiklerinden dolayı. O kadının 4 evladı, bir kızı ateşler içerisine atıldı. Tıpkı kendisinden önceki selefindeki durum gibi kardeşler. Halen atılmaya devam edilmektedir. Atılmaya da devam edeceğiz. Bugün bu topraklarda rahatız elhamdülillah. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz elhamdülillah. Allah'ı zikrettiğimizden dolayı başlarımıza kırbaçlar inmiyor. Testerelerle ikiye bölünmüyoruz. Ateşlere atılmıyoruz. Ama kardeşler şu an İslam alemi bu acılara doğru her bir coğrafyasıyla yürüyor. Biz de içerisinde yürüyerek, koşarak devam edeceğiz aziz dostlar. Bunun sebebi neydi? Rabbim Allah'tır dediğimiz için. Biz tağutları ilah olarak kabul etmediğimiz müddetçe,
Biz tağutların hükümleriyle hareket etmediğimiz müddetçe, biz tağutların hükümlerine boyun eğmediğimiz müddetçe o acıları, bir gün o zehri yudumlamayı unutmayacağız kardeşler. Sebep Rabbim Allah'tır dediğimiz için. Sebep sünnetullahın böyle gerçekleştiğinden dolayı. Peki aziz dostlar, ne yapacağız? Şu an İslam alemi paramparça. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine, Balkanlarından Kafkaslarına kadar kalplerimiz eğri eğri. Projelerimiz yok. İslam aleminin bir ordusu yok. Bir kuvveti yok, gücü yok. Hiçbir şey yok. Peki ne olacak aziz dostlar? Miskinler gibi ölümü göze mi alacağız? Miskinler gibi yok olmayı kabulleneceğiz mi? Yoksa ne biliyor musunuz? İslam aleminin bağrından çıkan değerli bir kişi olan Muhammed Kutup aynen bu kıssayı delil getiriyor kardeşler. Şu an çaresiziz. Şu an elimizde hiçbir güç ve imkan yok. Silahlarımız yok. Ordularımız yok. En kötüsü de kalplerimiz birbirine karşı eğri. Sırt çevirmişiz birbirimize. Kibir, gurur bizi yerin dibine sokmuş. Biz şu an birbirimizi beğenmez hale gelmişiz. Birbirimizden kaçar hale gelmişiz. Birbirimize ihtiyaç hissetmiyoruz ki aziz dostlar. Biz bu hastalığın içerisindeyken ne yapacağız biliyor musunuz? Bizim yapacağımız bir şey yok da Muhammed Kutub'un ifadesiyle bu ümmetin içerisinden Ashabul Uhdud'un içerisinde olan bir genç çıkacak. Hiç aklımızın olmadı. Hafsalamızın kabul etmeyeceği. Ya bunda da bir oyun, entrika, siyasi bir rol vardır. Kesin büyük güçlerin bir oyunudur diyeceği bir genç çıkacak, bir genç topluluk çıkacak, bir zümre meydana gelecek. İslam aleminin içinde bulunduğu durumdan daha hayırlı bir duruma gelmesi için büyük bir mücadele verecekler. Vallahi bu tarih de yakındır aziz dostlar. Bu yakındır. Ashabul Uhdud nasıl bir gencin eliyle, kendini feda etmesiyle, kendini şehadete hazırlamasıyla, ölüme koşmasıyla dirildiyse, bu ümmet de düştüğü yerden kendini feda edecek, kendini yok edecek, canını ortaya koyacak, kanını akıtacak, kanını zayi edecek, canını pazara çıkartacak, her şeyini yok edecek, birilerinin eliyle bu ümmet tekrar ayağa kalkacak. Allah'a yemin ediyorum bunda. Bu ümmet ama nasıl bir araya gelecek? Hangi projeyle bir araya gelecek? Bu ümmeti kim bir araya getirecek? Hangi insanlar vahdeti sağlayacak? Hangi projelerin altında bunlar gerçekleşecek? Hangi çatı bu konuda bizi gölgeleyecek? Vallahi ben bunu bilmiyorum. Hafsalam bunu almıyor. Ama bir şeyi çok iyi biliyorum. Ya mukallibel kulub, sebbit kalbi ala dinik. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım. Kalpleri evirip çeviren, doğudan batıya, batıdan kuzeye, haramdan helale, helalden harama çeviren tek güç Allah'sa, vallahi ben iman ediyorum, Ashabul Uhdud'un kalplerini nasıl İslam akidesinde Allah bir araya getirdiyse, bu ümmeti de tekrar aynı akidede Allah bir araya getirecek. Ama nasıl? Vallahi ben bilmiyorum. Ne olacak? Bunu da bilmiyorum. Bana düşen, sana düşen bir şey varsa, asla ve kata Allah'tan vazgeçmeyeceğiz. Dinimizi asla terk etmeyeceğiz. Tevhid akidesinden asla şüphe duymayacağız. İnandığımız değerlerde yürüyeceğiz. Koşacağız, adım atacağız, çalışacağız, gayret göstereceğiz. Şehitler çıkartacağız, gaziler çıkartacağız. Namuslar kirlenecek, mallar elimizden alınacak. Durmayacağız, yürüyeceğiz. Alimlerimiz testereyle ortadan ikiye ayrılacak. Uzuvlar kopacak. Asla vazgeçmeyeceğiz. Ama bir gün gelecek, kalpleri evirip çeviren Allah kalplerimizi birbirine bağlayacak. Kalbimizde ülfet yaratacak. Asla bundan yana şüpheye düşmeyin kardeşler. Vallahi güneşin aydınlığı gibi bu hakikate inanıyoruz kardeşler. Hem de ondan daha büyük bir şekilde iman ediyoruz. Evet, Ashabul Uhdud kıssası bize şunu öğretti kardeşler. Din uğruna ölmeyi, en zor şartlarda davayı sahiplenmeyi, bu dünyanın İslam akidesinde yeşermek ve canlanması için canlardan ve mallardan vazgeçmeyi Allah Azze ve Celle Ashabul Uhdud'da bize öğretti. Allah-u Teala istifade etmeyi, o uğurda ölmeyi ve kıyamet gününde de kopan uzuvlarımızla, akan kanlarımızla
Allah'ım biz sana geldik, senin dinini yaşama konusunda bunlar bir burhandır, delildir diyerek Rabbimize kavuşmayı Rabbim bizlere nasip etsin. Allah gecenizi mübarek kılsın. Şu an İslam alemi içerisinde ağlayan, gözyaşı döken, mescitlerinde inim inim inleyerek Allah'ım bizi kurtar, zulmün elinden bize özgürlük nasip et diyen ne kadar mümin erkek ve mümin kadınlar varsa, ne kadar çocuklar varsa, alimler varsa, abidler varsa Allah en kısa zamanda onlara yardımını ulaştırsın. Ve Allah'tan istiyoruz ki biz yeryüzünde ilahi adaletin tesis edileceği günlere Rabbim bizlere kavuştursun. Biz orada büyük bir emanetçi olmayı, o emaneti hakkıyla taşımayı, gerekirse o emaneti görmeden alemlerin Rabbi olan Allah'a kavuşmayı nasip etsin. Biz nefislerimiz adına söz veriyoruz ki Rabbimiz bizim kalbimizi din üzere sebat ettirdiği müddetçe ona teslim olacağımıza, tağutlara boyun eğmeyeceğimize, Allah'ın ilahi iradesini altında yaşamaya söz veriyoruz. Rabbim bu sözümüzü tutmayı, bu sözümüz uğrunda yaşamayı ve ölmeyi bizlere nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Ma salavatı.